Maalesef ki en ciddi rahatsızlıklarından bir tanesi, bu meseleyi konuşacağız. Obezite cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Ahmet Türk Çapar konuğum, stüdyo konuğum. Ahmet Bey, yayına hoş geldiniz. Hoş bulduk Zehra Hanım. Şimdi akşamlar. Avrupa birincisi olmak bu konuda hakikaten de çok çok üzücü. Üç kişiden birinin obez olması demek durumun vahametini ortaya koyuyor aslında. Biz yanlışı nerede yapıyoruz da neden böyle bir tablo ortaya çıkıyor ve günden güne daha da kötüye gidiyor? Aslında insanlık tarihçesinde yatıyor bu sorun. Biz de Avrupa'da ilk sırayı alıyoruz. Hakikaten ciddi bir obezite sorunumuz var ama Amerika bu deneyimleri yaşadı. Gelişmiş ülkelerden Çin bu sorunla boğuşuyor. Japonya, hatta fakir ülkeler de bu sorunla uğraşıyor. Hindistan, Pakistan aklınıza gelmez ama Afrika'nın bazı ülkeleri. Şimdi obezitenin en büyük problemi çok basite alınmasıydı. Bilimsel gerçeklerle algılarımız farklı düzeyde. Şimdi bilimsel gerçekler bir tarafta, biz bunları kabullenmezsek algılarımız bizim bu konuyu çok basit bir sorun gibi algılamamıza neden oluyor. Yani boğazımızı tutarsak, biraz da spor yaparsak bu işten kurtulacağımız gibi hissiyata kavuşuyoruz. Amerika bu yanılgıya düşmüş. 1960'lardan itibaren obeziteyle savaşıyor. Olay şu. Obezitenin, örneğin AIDS'ten örnek vereyim. AIDS hastalığını bugün 5 tane ilaçla yok edebiliyoruz ve AIDS'ten kimse ölmüyor. Ama obeziteden bugün ciddi bir ölüm oranı var, kanser oranı var, ciddi bir yaşam kalitesi bozulması var ve yaşam süresi 10 yıl kısalıyor. Problem şu, bilim dünyası obeziteden niçin korkuyor? Stephen Hawking dedi, dünyanın sonu obeziteden gelebilir. Niye? Çünkü obezitenin tedavisi bulunamayacak gibi gözüküyor. Çünkü birçok hormon, birçok mekanizma, esas neden, felsefi bir neden ortaya çıkıyor. Rol oynayarak bizim kilomuzu koruyor. Yani örnek ben 90 kiloysam benim için ideal kilo 90 oluyor. Ben biraz zayıflarsam beni hasta olarak kabul ediyor. Ve ben ne kadar uğraşsam da bir gün 70 kiloya düşsem hasta olarak kabul ettiği için çok çabuk derhal kilo alıp 90'a yine götürüyor. Çünkü insanın en büyük ölüm nedeni açlık. Şimdi az önce de izledik, ben de Türk Cerrahi Derneği'nde değişik görevler alıyorum. Yıllardır, 30 yıldır da obezite ve obezite cerrahisiyle uğraşıyorum. Bu sorunu hafife almamak lazım. Tabii ki obezite cerrahisi apayrı bir konu, onu bir tarafa koyalım ama biz obeziteye tekrar dönersek sorun şurada. 35 vücut kitle indeksine yakalanmamak lazım. Ne demek istiyorum? Siz Kilyos'ta denize girerseniz çok tehlikeli uyarısı alırsınız. Çünkü akımlar vardır, sizi alıp götürür. En iyi yüzücü olsanız bile Kilyos'ta yüzmek çok zordur. Obezitede de siz belli bir kilonun, örneğin boyunuz 1.70. Vücut kitle indeksinizi 35'in üstüne getiren 103 kiloya ulaşırsanız tehlike. Bu konuda belki birazca bilinçsiz miyiz acaba? Şimdi sosyal medyaya bakıyoruz, herkes değil. Spor yapıyor, herkes çok sağlıklı besleniyor ama... Şimdi gelin görün ki gerçek hayatta bunun yansımalarını göremiyoruz. Acaba biz ben obez değilim canım, birazcık fazlan var sadece noktasında mı tıkanıp kalıyoruz? Tuzak şu, devamlı ileriye götürür. Aldığı kiloyu da hafızamız alır. İnsanoğlu yaklaşık olarak 365 günü insanlık tarihine yedirirsek 365. günün, yani 300 bin yıldır yaşıyoruz. 365. günün gece saat 12'ye 5 kalası şekeri keşfetti. Gece 11'de de ziraate başladık. Yani çevre faktörü çok ciddi. Biz bu çevrede yaşıyoruz. Dağa çıkıp bu çevreden kurtulamayız. Şimdi böyle bir çevrede yaşarken örneğin evden 200 ayrı bir application'la oturduğunuz yerden 200 ayrı seçenekle yemek sipariş verebiliyorsunuz. En büyük tuzaklardan biri. Ya bu çevreden kurtulamayacağız. Bu bir gerçek. Şimdi ikinci tuzak, çok ciddi bir olay söylüyorum. Bu kilolar arttıkça şeker hastalığı, yüksek tansiyon, kalp krizi ve kanser. Mesela sigarayı suçluyoruz ama İngiltere çok doğru bir karar aldı. Sigaradan çok obeziteye yöneldi. Obezitenin yaptığı tahribat ekonomilere, sadece ekonomilere sigaradan 10 kat fazla. Kanser gelişimi, kalın bağırsak kanseri, meme kanseri, özellikle bayanlardaki kanserler çok daha fazla. Bugün Amerika'da yılda 300 bin kişi ameliyat oluyor. Amerika'daki birçok dernek, Amerikan kardiyoloji rehberi, Amerikan endokrinoloji rehberi bunları teşvik ediyor. Kimlerde? Vücut kitle indeksi, hani kilosta dedim ya, bir açılırsanız boğulup gidiyorsunuz, onlarda. Yani vücut kitle indeksiniz 35'in üstüne çıktığı zaman çok ciddi bir sorunla karşı karşıyasınız. Ne kadar diyet yapsanız da, spor da yapsanız %95 geri kilo alıyorsunuz. Geri kilo alma oranı o kadar yüksek ki. Yani bu vücut kitle indeksini hesaplarken şöyle basite indirgeyerek anlatmamız gerekirse. 1.70 boyundasınız örneğin. 1.7'yi 1.7 ile çarpıp kilonuza böleceksiniz. Örneğin kilonuz diyelim ki 103. 103'ün üstüne çıktıysanız tehlike büyük. Artık siz o girdaba yakalandınız. Yani
çok ciddi sorunlarla baş başasınız. Diyet, spora çok ciddi el sarılmanız lazım. Ama bizim dünyadaki bütün örnekler böyle. Amerika olsun, Çin olsun şunu yapıyor. Bunlar yaşanmış. Tekrar keşfetmeye gerek yok. İlk önce toplumu buralara götürmemeye çalışacağız. Yani vücut kitle indeksini şimdi 30'lara ulaştık. 35'lere götürmemeye çalışacağız. Götürürsek iş daha da büyüyor. Çin'den bir rakam vereyim. Çin'de 9 yaşındaki çocukların da ameliyat olması kararı çıktı. Çok enteresan. Yaşlar çok düştü değil mi? Tabii tabii tabii. 9 yaşındaki çocuklarda cerrahi tedavi öneriliyor. Çünkü 35'in üstü tam Kilyos'taki şey gibi. Böyle kapılıyorsunuz, gidiyorsunuz, alıp götürüyor. Çünkü obezitede sizin aldığınız her kilo vücut tarafından, homeostatik sistem tarafından, çünkü en büyük ölüm nedeni açlık olduğu için insanoğlunun genetik tarihçesiyle birlikte açlık çok ciddi bir ölüm nedeni olmuş. Dolayısıyla kilo çok değerli kabul ediliyor. Zannediyor musunuz ki açlık grevine giren ve ölenler kilo kaybettiği için ölüyor? Hayır, karaciğer yetmezliğinden ölüyor. Kilo kaybetmemek üzerine kurulmuş büyük bir sistem var. Burada yanlış bilinen bir şey var. Nedir? O da şu, başka örnekler arayacağımıza çok hafife almak. Yani ben biraz spor yaparım. Mesela sporla kilo verdirmek çok zor bir şeydir. Ama biz sporu savunuyoruz. Niçin savunuyoruz? Metabolizmanızı hızlandırsın diye. Tek başınıza diyetle bir sporla birleşmezse uçamazsınız. Tek kanatla uçamazsınız. Sadece diyet yaparak başarılı olamazsınız. Sporu da eklemek lazım. Bütün hedef ülkelerde, Amerika'da olsun, gelişmiş ülkelerde bu çevre faktörünü önlemek, şekeri önlemek. En önemlisi hazır gıdaları önlemek, ağızda eriyen diyoruz. Tencere yemeklerine yönelmek belki de geleneksel. O kadar basit değil. Esas problem de şu, insanlara işte yok Atkins diyeti, yok bu diyeti, yok şu diyeti, gazete küpüründen kesilmiş diyetle en meşhur diyet arasında anlamlı bir fark yok. Bugün yürüyen halen 5 tane çok ciddi diyet çalışması var. Gösterilen şey şu, siz ne kadar çok şişmanlarsanız ve ileri derecede vücut kitle endeksine sahip olursanız o kadar bu diyetlerde başarısız oluyorsunuz. Hedef şişmanlamamak. Önce bunu bileceğiz. Bir de bunlar kişiye özel olmalı gibi geliyor benim kulağıma, ama bu diyetler, çalışmalar diyorsunuz ya, her bünye, her vücut farklı aslında. İhtiyaçlar da farklı. Süremiz olmuyor. Süremiz kısa olduğu için ayrıntılara girip polemik yaratmak istemiyorum. Ama ana mesaj bence şu olmalı. Bizler kilo almamalıyız. Kilo aldıkça o bizim ideal kilomuz oluyor. Birinci hedef bu. İkinci hedef şunları bilmeliyiz. Bizler 5000 yıl önce de doğabilirdik. Şu anki doğmamız tesadüf olarak bu yüzyılda, ama şu anda bizim etrafımızda yaşadığımız çevre, tutum ve davranışlarımız çok akıllı bir sistem tarafından yönetiliyor. Stephen Hawking bunu demişti. Demişti ki insanlığın en büyük ölüm şeyi yok olması obeziteden olacaktı. Bir zamanlar uzaylılar gelecek yok olacak diyordu. Çok zor bir konuyla karşı karşıyayız. Bu böyle ciddi bir devlet politikası olarak ele alınmalı. Türkiye bu tuzağa yakalandı. Bu tuzaktan nasıl çıkabiliriz? Mesela görüyoruz, duyuyoruz. Algılar o kadar çok yanlış ki bu algıların yanlışlığından dolayı insan şöyle zannediyor. Biraz boğazımı tutarım, biraz da işte spor yaparım. Ben çok yanlış olsa da farklı yöntemlere başvuranlar da var. Valla taş İlaçlar enerjisiyle zayıflamak gibi. Yok. İşte burada İlaçlı yargılamak bir tedavi istiyorum. Söz konusu mu? Çok konuşulan, yazılan, çizilen de bir şey aslında. Obezitede belirli bir kilodan sonra maalesef ilaçların, diyetin etkinliği çok zayıf. Ama belirli kiloya kadar önemli olan kafa değişikliği yapmak, bu konunun bilincine sahip olmak. Yani sağlıklı beslenmenin ne olduğunu iyi öğrenmek, ana ilke olarak hareketli bir yaşam tarzı seçmek, günde 3,5 kilometre yürüyen, biz avcı toplayıcı bir yaratığız. Timsahlarda bir obezite sorunu yok. Yaklaşık olarak 80 milyon yıldır yaşıyorlar timsahlar. Hala aynı ortamda yaşıyorlar. Doğru. Bizler 300 bin yıldır yaşıyoruz. Geldiğimiz nokta 12.5 kala sanayi toplumuna geçtik ve obez olduk. Böyle gidersek yaklaşık olarak önümüzdeki 50 yılda bütün Türkiye obez olacak. Tabii ki burada ilginç bir nokta söyleyeyim. Karbonhidratlar, un, şeker, yağ. Bu sektör ödüllendirilen bir sektör. Yani insanoğlunun kilo alması sistem tarafından gayet normal kabul ediliyor. Ama bir taraftan şeker hastalığı gelişiyor. Bu ciddi bir ekonomiye yük getiriyor. Ve en önemlisi, biz bugün farkında değiliz ama kanser hastalığı çok gelişiyor. Yine obezlerde gelişiyor. Yaşam kalitesi düşüyor. Bu çok önemli. Ve çok ciddi bir sorun oluyor genç kuşakta. Obezite tuzağına yakalanıyorlar bu konuyu bilmeden. Yani aileler de bunun farkında değil. O tuzağa yakalandıktan sonra da
aileler tarafından suçlanmaya başlıyorlar. Bir boğazını tutamadığında kilo veremedin. İşte falan kamp, falan diyet, falan insan, falan vesaire. İşte o tuzağa yakalanmamak. Benim bugün kısa sürede vermek istediğim mesaj o aslında. Peki, obezite artık gerçeklerimizden bir tanesi. Üzülerek konuşuyoruz bu konuyu. Avrupa'da birinciyiz. Evet. Üç kişiden birinin obezite olması gerçekten ifade ederken bile beni üzüyor. Biz şimdi obezitenin çözüm yollarını konuşacak olursak, cerrahi kısmını bir başlık olarak açalım hemen. Kaç yaşından itibaren obezite cerrahisi uygulanmaya başlıyor? Çok küçük yaşlarda, 9 yaşında hastaya bile önerdiklerini söylediniz. Şimdi tabii bunları konuşunca insanlar algı problemi ortaya çıkıyor. Şöyle ki güzellik ameliyatı olarak algılanıyor bunlar. Hayır. Şimdi problem ne Türkiye'de? Ben onu görüyorum aslında. Biz 10 yıl önce belki 50 cerrahtık bu işi yapan. Ama 10 yılda tüp mide dediğimiz mide küçültme ameliyatının çıkmasıyla 10 bin cerrah olduk. Bir trend mi gelişti? Bir trend gelişti. Tabii bunun içerisinde SGK'nın özel sektör açılması var vesaire, süremizin dışına çıkacak bir konu. O yüzden bazı sistemdeki ölüm olayları vesaire de, örneğin kalp koroner bypass'ında ölüm oranı %2'dir. Ama siz NTV'de ya da gazete haberlerinde bugün İstanbul'da ameliyat olan 100 kalp hastasından ikisi öldü diye haber yapmazsınız. Ama obezite cerrahisi haber olabiliyor. Çünkü trend olarak medya tarafından da bu güzellik ameliyat olarak görülüyor. Bu bir tarafı. Ama diğer taraftan da cerrahi eğitimle ilgili bazı eksiklikler, bizim bir takım sertifikasyon problemlerimiz de yetişkin ve tecrübeli cerrah yetiştirmemiz lazım. O apayrı bir sorun. Bizim o konuya eğilmemiz lazım. Çin'in yaptığı gibi, Amerika'nın yaptığı gibi, Avrupa ülkelerinin yaptığı gibi. Ama kimlerde bu ameliyat olacak derseniz, 35 vücut kitle indeksi olan şeker hastalığı, yüksek tansiyon ve en önemlisi karaciğer yağlanması gibi metabolik sendrom diyoruz. Bunları el ele veren hastalarda bu ameliyatlar, az yediğiniz için kilo verdiren ameliyatlar değil. Bir de yanlış algı öyle. Bunlar hormonal cerrahilerdir. Yani bugün biliyoruz ki tiroidi, böbrek üstü bezini sadece hormon organı olarak biliyoruz ama yanlış. Bugün mide, bağırsaklar birer hormon salgılayan organlar. Bizim yaptığımız cerrahi hormonal bir cerrahi. Burada yanlış olan bir şey de şu, çok sık görüyorum. İnsanlar ameliyatı bir mekanizma olarak kullanmak istiyorlar veya cerrahlar onlara da bir mekanizma olarak sunuyor. Bu da doğru değil. Yine gelişmiş ülkelerde bu ameliyatların üzerine de 1,5 yıl eğitimler gerekiyor. Yani ameliyat olup bitmemesi lazım. Bu insanların bu kafa değişikliğini yapması lazım. Bu noktada hakikaten oldum bitti, ben artık hayatım boyunca çok güzel olacağım. Değil. Kontrolsüz zayıflamalar bazen devam edebiliyor. Doğru. Zehra Hanım bir şey söyledim, hatırlıyor musunuz? Ne demiştim? Bir önceki yayınımızda mı? Yok yok, şimdi az önce. Sizin ideal kilonuz, sizin demeyeyim de üstünüze alınmayın, siz alırsınız. Ben kendim için diyeyim. Mesela benim 100 kiloysam artık ideal kilom 100. Evet. Ameliyat sonrasında da siz 60 kiloya bile düşseniz ki bile beyin arkası, hipotalamus, arkaik sistem bunu unutmuyor. Ve sizi tekrar 100 kiloya oraya getiriyor. Çalışıyor. 1,5 yıl kilo veriyorsunuz ama bir takım yanlışlardan kurtulamazsanız, ki bu programımızın konusu değil. Yani şöyle bir mesaj vermek istiyorum aslına bakarsanız, bir cümleyle özetleyeyim. Obezite çok tehlikeli bir hastalık. Yaşam sürenizi 10 yıl kısaltır. Aman sakın morbid obez olmayın. Bu bir. İki, morbid obez olursan da böyle çok çabuk atlatırım diye kendinizi yıllara yaymayın. Önlemini alın. Diyete, spora tabii ki biz de uzmandan destek alın. Ama bilin ki bu işin zor bir konu olduğunu bilin. Hemen böyle kolaya kaçıp ameliyat noktasında da işte nerede bir ucuz ameliyat var vesaire falan, bunlar da çok önemli konular. Çünkü görüyoruz ki bu ameliyatların da bazı tehlikeleri var. Bunları da çok dikkatli seçilmesi lazım. Bu konuda da zaten sağlık... Bu noktada aslında hekim seçimi de çok önemli mi? Sadece çok fazla ameliyatla hekim olduğunu da söyledik aslında ama güvenilir noktalara da iyi araştırarak. Var. Obezite cerrahisi uygun şartlarda, uygun insanlara ve uygun zeminlerde, uygun cerrahlar tarafından safra kesesi kadar tehlikeli diyoruz ama. Bakın Çin'den bir örnek vereyim. Çin bu süreci yaşamış. Amerika örneğini seçmiş. Çin çok ciddi bir patlamayla karşı karşıya ve obezite toplumun %50'sine kadar ilerledi. Onların yaptığı şey şu, sertifikasyon programları yapmışlar, ameliyat merkezleri kurmuşlar, cerrahlarını eğitmişler vesaire. Stratejiyi doğru kurmak lazım. Peki çok hafif kiloluyuz veyahut da şeker başlamış, yüksek tansiyon başlamış, ne yapmalıyız? Kiloyu veya yiyecekleri bir şekilde, şunu söyleyeyim en son, şeker mesela. Şeker bir 200 yıl önce hayatımızda yoktu. Meyve de yoktu. Yani bugün elimizin altında efendim ananas var, yok şey var.
böyle bir refah toplumunda değildik. Yani bizim tek şanssızlığımız diyeceğim şu dönemde doğmamız. Yani biz 200 yıl önce doğsaydık şekere pek kez katacak. Bu dönemde doğmak da değil de belki biraz araştırmamak, bilinçsiz kalmak mı acaba? Yani ben şimdi evde otururken bir araştırma okudum. İngiltere'de yapılmış gerçi bu araştırma ama application'la 200 ayrı seçenekten yemek tarifi yapabiliyorum ve 16 adımda, yani kapıya kadar 16 adım saymışlar. Peki. Onu yiyebiliyorum. Bütün bunlar işte bizim şu anki çevrenin ne kadar tehlikeli olduğunu gösteriyor ve sistemin de bu aldıkça kiloları ne kadar mutlu olduğunu ama bizi zehirlediğini de bilmemiz lazım. Farkında olmamız lazım. Önemli bir meseleyi konuştuk. Avrupa'da obezitede ilk sıradayız. 3 kişiden biri obez. Bu önemli konuyu obezite cerrahisi uzmanı Profesör Doktor Ahmet Türk Çapar'la konuştuk. Aktarmayı sürdürelim.